Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masada baş başayız. İnan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler? İyi, fena değil. Peki İnan Bey, neler yapıyorsunuz? Ben bir telekom firmasında çalışıyorum. Evet. Evden home office çalışıyorum ben. Aa, sürekli evdeyim. Güzel. Harikulade. İyi bir şey mi bu? Kötü. Ya. Yani bir sosyaliteniz yok. Çay çorba arkadaşınız yok. Sürekli peki, evdesiniz. Şey, tekrar dönmeyeceksiniz. Dönmeyeceğiz. Hmm, anladım. Peki. Çok lazım olursa gidiyoruz ofise. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ya programı izlerken sanki bana hiç sıra gelmeyecekmiş gibi nasıl bilemezsin, niye harf aldın diyordum. Şu an. Evet. Çok hak veriyorum. Bakın neler yaşanacak. Neler başıma gelecek. Ya az önce İrem Hanım'ı da gördünüz. Aynen. Bütçeyi nasıl bilemezsin ben nerelere, nerelere geldik. Dirayet. Başladık. Metanetle yerimize döndük. Aynen, neler yaşandı siz de şahit oldunuz. Evet. Ama zannediyorum eğlenceli bir tur olacak. İnşallah. Dört harfli ilk kelimemiz, bakıyorum size kıyak yapabileceğim bir şey var mı? Farsça kökenliymiş. Bakalım işinize yarayacak mı bu bilgi? Ne durumdasınız? Rahatladınız mı azıcık? Şu an keyfiniz yerinde. Sıkıntı yok. O zaman hazırsanız. Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Hiç değilse, hiç olmazsa anlamlarında kullanılan bir zarf. Hiç değilse, hiç olmazsa. Hiç değilse. En azından gibi. Azından. Harf alayım. O olmazsa nokta nokta bu olsun. Bismillah. Evet. Evet. Baş. Öte gitme. Beri. Yani ona benzer bir şey. Beri. Harf alayım. Harf verelim. A. Başka. Beriye benziyor. Beri. Ba. Bar. Evet. Barı. Barı. Beri. Bara. Efendim, beri de harfi değiştirin, söyleyin, olacak. Bari. Bari efendim. Ya İnan Bey. Gördün mü? Oldun. Aynen. Evet, ekran başındakilere de buradan selam olsun. Gerçekten oradaki kadar rahat olmuyor. Nasıl olmuyor? Gelince anlaşılıyor. Eğer siz nasıl burada rahatlandığını ya da ben rahat ederim ya orada, bunlar niye böyle yapıyorlar diye düşünüyorsanız, bakın şurada bir yerde bir adres var. Ona tıklayın, yazın, bir şey yapın, bizim cebimize gelsin ve bir gün burada karşı karşıya kalalım. Muhakkak bekliyoruz. Bak vallahi. Efendim, ikinci dört harfli kelimemize geçiyoruz. Kendisi Fransızca kökenli ama bu sizin bir işinize yarayacak mı bakalım. İşte sorusu. Çeşitli meslek kollarında uyulması veya kaçınılması gereken davranışlar bütünü. Etik. Etik doğru cevap. Evet, beş harflilere geçtik. Şöyle geliyor. Tarihte Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad. Fransızlara mesela... Lejyoner değil, yok. Bunun soğanı vardır. Üzümü de vardır. Harf alayım. Harf verelim. K diyor. K. K. Soğanı. Fransız gibi başlıyor. Mesela... Frank. Evet, Frank doğru cevap. Artık frankofonlara falan gidiyordum. Son anda beni yoldan çevirdiniz. Beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın nasıl geliyor. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. Yamaç. Yamaç doğru cevap. Efendim, altı harfli ilk kelimemiz geliyor. Benim gibi bir şey. Mani'ye yakalanmış kimse. Mani ne? Mani, depresif. Manik depresif derler ya. O ilk kısmı mani, ikinci kısmı depresyon.
Yani bir mani oluyor, bir depresyon. Depresif. Değil efendim, mani kısmını soruyorum. Maniye yakalanmış. Harf alayım. Harf verelim. K diyor. Ne olmuş yani? Günlük hayatta hakaret gibi de kullanılabilir. Manyak. Efendim? Manyak. Manyak doğru cevap. Manyak diye bağırdığında artık tarihe geçti sevgili izleyenler. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar, biz müsaitiz. Kılık kıyafette değişik parçaların uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan kombin. Bütün. Ne efendim? Kombin. Kombin doğru cevap. Yedi harfli kelimelerimize geçtik. İlk yedi harfli kelimemiz iki kelime. İkisi de Türkçe İnan Bey. İşte sorusu. Kısa bir sürenin ardından birazdan anlamında bir söz dizisi. Biraz sonra. Efendim? Az sonra. Az sonra doğru cevap. Tebrik ediyorum İnan Bey. Gayet güzel geldik buraya kadar. 3300 puan aldınız. 1 dakika 19 saniyeniz var. 4 harf aldınız. Şeyde 2 aldık. Evet, orada bir bari. Bari biraz sarstı bizi. Evet. O olsun, 4 harf aldınız. Kalan 18 harfin 18'ini de alacak olursanız bize bir miktar süre arttırmanız gerekecek. 5 saniye kadar. Tamam. Efendim 7 harfli ikinci kelimenizi sorayım mı? Ne yapayım? Soralım. Orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı. Klarnet. Trombon. Klarnetin diğer adı gibi düşünebilirsiniz. Klarnet. Evet. Harf alayım. Harf verelim. G. Gayta. Yok. Tövbe estağfurullah. Evet. Harf alayım. Harf verelim. İnan Bey saçma sapan şeyler çalmaya çalışacak yoksa burada. Evet. Böyle sulu kule taraflarında falan. Glarnet. Bir şey G derler. Glarnet. Glarnet değil. Glarnet. Harf alayım. Yeşilçam'da bir film var. Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen falan. Bir şeyci. Bir harf daha alın. Harf alayım. Harf verelim. Hadi doldurun artık. Rana, 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 rana. Ne? Gırnata. Gırnata doğru cevap. Size helal olsun, size de helal olsun. Çok kötü. Hala bakın moral bozmaya gerek yok. Hala 9000 puana ulaşabilirsiniz. Efendim 8 harfli ilk kelimeniz geliyor. 2 kelime kendisi. İlk kelime Türkçe, ikinci kelime Arapça kökenli. Ve mastar yok, inanır mısınız? Evet, sorusu şu şekilde. Belirli bir kişiyi benzerlerinden farklı özellik taşıyan bir varlığı veya topluluğu gösteren söz. Eyvah. Eyvah dedi. Harf alıp eyvah demişti diye tahmin evet, ediyorum. Evet, harf alayım. Sanırım siz de öyle gördünüz. Ö diyor. Belirli bir kişiyi benzerlerinden farklı özellik taşıyan bir varlığı veya topluluğu gösteren söz. Belirli bir kişiyi veya tabii. Öz. Heh. Özellik. İlk kısmı doğru. Eki boş verin. İnan Kaya, İnan Bey'in neyi oluyor? Öz soy. Öz soy. Özel dediniz ama. Özel neyi? Özel soy. Soy değil efendim. Özel soy. Özel. İnan ne? Özel Kaya. İnan ne inan? İnan sizin neyiniz? İsim, özel isim. Özel isim doğru cevap. Gerçekten çenem çekildi sevgili izleyenler. Vay be. İnan Bey gerçekten 4 saniyemiz kaldı ve önümüzde 1, 2, 3, 4, 5 tane sorumuz var. Harf alıp basacağım. Efendim ikinci 8 harfli kelimemiz Türkçe ve mastarla bitiyor. Harf alayım. Yadırganan, ayıplanan davranışlardan vazgeçmek, davranışlarına düzen vermek, aklını başına almak. Yadırganan, ayıplanan. Aklı başında çocuklara ne denir efendim? Uslanmak. Uslanmak doğru cevap.
Basmıştık zaten. Harika. 3 saniyemiz kalmış. 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi 2 kelime. İkisi de Arapça kökenli ama hepimiz biliyoruz. Evet. Bilinmeyen bir şey değil. Kafa karıştırıcı bir şey değil. Bakınız sorusu ne şekilde geliyor? Telveden anlam çıkarma uğraşısı. Telveden anlam de evet. Kahve falı. Kahve falı doğru cevap. 5800 puana geldik. 2 saniyemiz kaldı. 9 harfli ikinci kelimemiz. 2 kelime Türkçe ve mastarla bitiyor. Çok hızlı olmanız lazım. Alkışlamak, kahve tempo falı tutmak. Alkışlamak, tempo tutmak. Alkışlamak, tempo tutmak. O ne o? Ne yaptınız? Alkış. El çırpmak. El çırpmak doğru cevap. Şimdi İnan Bey, bir saniyeniz kaldı ve iki soru var. Yani sizin hemen basmanız lazım. Nasıl hemen biliyor musunuz? Mesela ben soruyu okuyacağım ya birazdan. Şimdi basmanız lazım gibi düşünün. Yani o kadar çabuk basmanız lazım. Hanımlar, beyler, işte ilk 10 harfli sorumuz. Söz konusu olan şeyin bir daha gelmeyeceğini, ele geçmeyeceğini anlatan bir söz. Söz konusu olan şeyin bir daha gelmeyeceğini, ele geçmeyeceğini anlatan bir söz. Ele geçmeyecek. İki kelimenin kökü de aynı sözcük efendim. O artık nokta nokta bir daha dönmez. Unut. Gelmeyecekse ne yapmayacak efendim? Dönmeyecek. Yani ne olmuştur? Terk etmiştir. Önce ne olmuş? Yani gelmemesi için önce, yani birinin gelmesi için önce ne yapması lazım efendim? Gitmesi gitti, lazım. Gitti gider. Gitti gider olacaktı yine. Bizim yarışmamıza özgü, üzgün alkış geldi sevgili alkış severler. 5700 puandayız. Çok keyifli yarıştık. Bu stres bana 6 ay yeter diye düşünüyorum İnan Bey. Size de yeter. Harikulade bir daha geldiğinizde belki bunun son sorusuna kadar gideriz diye tahmin ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hanımlar, beyler, 3. yarışmacımıza geçiyoruz alkışlarınızla.